Hocam bugün sonradan görme serisinde ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 6 farklı elektrikli araç karşılaştırıyoruz. Oğlum çok güzel! Ay çok güzel. Oğlum çok enteresan ya, memlekette elektrikli araba çılgınlığı yaşanıyor. Uzun zamandır elektriksiz araba görmedim. Ekim ayının açıklanan verisine göre ne yapıyoruz oğlum? Niye biz Show TV miyiz biz? Niye böyle geze geze anlatıyoruz? Böyle bir şeyimiz yok bizim Furkan ya. Allah'ım. Ekim ayında açıklanan veriye göre memlekette 60 bin tane elektrikli araba varmış. Ama bence bu sayı şu an 100 bini geçti. Tesla'yı aldığım günden sonra sürekli Tesla görüyorum. Herkeste bir tane Tesla var sanki. BYD'ler bak yeni geldi daha piyasaya. Her yerde BYD var. Hocam bugün sonradan görme serisinde ucuz, orta ve pahalı olmak üzere 6 farklı elektrikli araç karşılaştırıyoruz. Biz istedik ki böyle biraz daha geniş, detaylı olsun. Birer tane yapmayalım. Her kategoriden ikişer tane araba koyduk. İnanılmaz güzel araçlarımız var. Bu da size elektrikli araç almayı düşünüyorsanız rehber niteliğinde bir video olsun istedik. Bak çok kısa bir gezdireyim. Sonra tek tek hepsini inceleyeceğiz. Bir de burada olmayan 2 tane aracımız var. Onlardan da bahsedeceğim. Onlar başka level olduğu için buraya girmiyorlar. Şimdi yine bak ucuzdan başlayayım. 125 bin lira. Regal'in bir motorun üzerine. Bu adamlar normalde zaten motor üretiyorlar. 125 bin lira bunun fiyatı. Dacia Spring'imiz var. Gerçekten araba olarak alınabilecek en ucuz araba. 985 bin lira fiyatı var. Bu arkadaş. Hanimiş. Babasının gülü. Bu benim. Ben aldım. Bak memlekette gerçekten ben en çok Tesla'yı hak eden insan olduğumu düşünüyorum. Yüzlerce Tesla videosu yaptım. Her videoda dedim ki Elon dedim bana bir tane Tesla ver dedim. Ne indirim yaptılar, ne arabayı verdiler, ne sırada öyle aldılar. Hiçbir şey yapmadılar. Ben kendim para bayılıp aldım bunu. Ama ben bunu bir araba olarak görmüyorum. Bir Apple product'ı gibi görüyorum. Sanki yeni bir iPhone çıkmış onu kullanıyormuşum gibi hissediyorum. Her gün yazılım güncellemesi geliyor. Sürekli update ediyorum oğlum arabayı. Çok hoşuma gidiyor. Otonom sürüşünden de çok memnunum. Hepsini güzel güzel inceleyeceğiz, gezeceğiz, anlatacağız hocam. Bunun fiyatı da 2.7. Elon. Ayıp. Shame on you Elon. Shame on you. Bir de BYD'miz var. Bu da Çinli. Tesla'nın en büyük rakibi olarak bilinen BYD markası. Build your dreams. Rüyalarını inşa et diye çevirmişler. Hocam bu araç da Tesla'dan daha fazla satıyor dünyada ve şu an Tesla'yı geçmeye çok yakın. Fiyatları da çok uygun. 1.740'a bunu mu alırsın? 2.7'ye onu mu alırsın? Gerçekten güzel bir fiyat ve araba da çok enteresan yani. Herkeste olan bir araba değil. Bomba! Bir de burada olmayan iki aracımız daha var. Bir tanesi Taycan 4S Turbo S. Turbo S Gran Turismo. Rost Turismo. Ha, Cross Turismo. Taycan Turbo S Cross Turismo. Çok güzel bir araba. Çok pahalı bir araba. Bir tane daha bir pahalımız var. Rolls-Royce'ın Spectre modeli. Onun fiyatını bilmiyorum. Onu gidince öğreneceğiz. Rolls-Royce'ın ürettiği ilk elektrikli araba. Ucuzdan başlayalım, gidelim. Buyurun. Birinin direksiyonu çevirmesi lazım. Regal Raptor'un K4 modeli. 125 bin lira fiyatı var. Yani araba denemez bence buna ama çünkü bunu B2 ehliyetle kullanıyorsun değil mi? Evet abi. B2 diye bir ehliyet yok ki abi. B8. B. Ne var? B. Bunun menzili 40 kilometre. Evet 40-50 yazıyor. 40-50 yazıyor. Gitmez bence bu 40. Bence de gitmez. Top speed'i kaç bunun? 40. 40 ile gidiyor. O yüzden bununla biz otobana E5'e giremiyoruz. Çıkamayız abi. Çıkamıyoruz. Bir yerde yazdığın var. Yazdıkta böyle şeyi çıtın tın 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 gezeceksin aracı bu. İki tarafına da kapı koymuşlar. Niye iki tarafına kapı koyuyorsun? Kardeşim yani ben tek taraftan binerim. Kapı maliyeti olmasın 100 bin lira olsun araba. Cam sese bak. Malzeme kalitesi iyi yani değil mi? Bak şey güzel abicim gel şimdi. Bu kapısını tutamıyorsun bir kere. Şimdi bak bir tane burada bir koltuğu var. Arkada bir tane koltuk var. Burası aynı zamanda böyle eşya taşıma bölmesi bagajımsı gibi düşün. Emir gel yavrucum arkaya. Abi biraz öne. Senin boyun kaç? 85. 85. 1.83 önde 1.85 arkada böyle oluyoruz. Bak kemer işte oğlum. Evet. Hadi gidelim. Bak camı açılıyor Emre en azından. Tam açılıyor mu lan cam? Aa falan açıldı. Gidiyor. Evet. Şimdi bununla biz trafiğe açık bir alana çıkmaya affedersiniz yemedi Toto'muz. Bir hava yağmurlu. İki Kartal sahilde birazcık hızlı gidiyor insanlar. Oğlum bu elektrikli sessiz bir şey değil miydi? Motoru olsa daha az ses çıkacak. Gerisi o kadar yavaş gidiyor ki bak. Geri geri sokaktan çıkmak istesen yandı. Ama abicim bunu değerlendirirken 125 bin lira hep böyle kafamızda yankılanıyor olması. Evet evet abi. Geçiyoruz kasisten. Hissettirmiyor abi ya. Biraz hissettirmedi değil mi? Bir absorbe etti sanki. Yani bak şu kasisten geçelim şimdi de. Evet. İyi gibi. Ha bak şu an hızlı. 41 ile gidiyoruz lan. Oğlum drift atıyoruz şu an. Bak. Devrilmesek bari abi. Devrilir miyiz lan? Güzel gitti bak şaşırdım. Hoşuma gitti. Frene asıldım.
Duruyor lan. Hiç kaymadı abi mesela. Hiç kaymadı. Bak şu kukaların arasından geçebilecek başka bir araba tanıyor musun sen? Yok abi. Bak bak bak. Oğlum çok keyifli. Bir anda çok keyifli bir hal almaya başladı araba. Oğlum ben buna el freni koysalar neler yaparım ya. Sol altta. Var mı? Emin niye daha önce söylemedin bunu? Abi eyvah ya. Ama keşke söyleseydin. Oğlum aa. Ne oldu? El freni kalkıkmış oğlum bunca zamandır. Hadi ya. Evet. Emir saçmalama şu an bambaşka bir alet oldu bu saçmalama. Oğlum kokart arabası gibi çok güzel. Allah. Bir şey kukaya çarptım. Şey. Oğlum çok güzel. Yemin ediyorum 125.000'in en ucuzunda bu kadar eğlenceyi hiç beklemiyordum. Allah belanı versin. Bak. Bak şimdi el freni geliyor. Neler yapıyor abi ya gelmesin. Geldi. Ya tam şey el freni değil bu. Elektronik el freni gibi. Bak. Koyayım. Abi ne yapıyorsun? İki teker kaldı gördün mü? Emir takla atıyorduk Emir. Sen orada denge diğer tarafa yaslandın mı düzelsin diye? Abi ben ne yaptım lan hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ne yaptım. Şimdi bir sonraki modelimiz Dacia'nın Duster'ına çok benzeyen Dacia'nın tek elektrikli aracı Spring modeli. Duster'dan bir tık daha küçük ama hani paket olarak baktığın zaman bunu zaten dolu bir paketi yok. Yani içerisinde çok fazla bir etkileşime girebileceğimiz bir ürün yok ama işte fiyata yansımış. Bu da 980 bin lira. Daha makul bir fiyatımız var hocam. Şimdi bir ön kapağımızı açalım. Nereden açıyoruz Emir bunu? Şimdi bak bu da mandallı. Buradan mandalını fış fış yapıyoruz önden. Ön tarafta bir gözümüz yok yani. Şimdi normalde elektrikli araçlarda şöyle yapıyorlar. Aslında benim Tesla'nın öndeki kapağını da bir şekilde kaldırabilsek ama onun vidaları falan farklı. Servise gitmeden kaldıramıyorsun. Kaldırabilsen altı böyle. O yüzden hani bunun üstüne böyle plastik bir aksesuar koyuyorlar ve sen burayı da böyle ne bileyim tek çanta koyabileceğin bir göz olarak kullanıyorsun. Ama yine fiyat performans aracı olduğu için öyle bir şey yapmamışlar buraya. Akümüz var, motorumuz var. Tek motorlu bu zaten. Tesla'lardaki daha pahalardaki gibi çift motorlu değil. Arkadan itişim model. Dört çeker bir model de değil. Örtelim hocam. Yine aynı şarj girişlerimiz var burada. Hocam bu yeni orta ve pahalı segmentimizde olduğu gibi ev tipi de şarj edebiliyorsun. Hızlı şarjdan da şarj edebiliyorsun. Hocam bunun menzili ne kadar gidiyor? Şehir içi 220 abi. Eyvallah. Şehir dışı 310. 310. Güzel. Şarjı ne kadar oluyor? Hızlı şarjda abi 45 dakikada. 0.80. 0.100. 0.100. 0'dan %100'e 45 dakikada şarj oluyor. Yalan söylüyorum bir daha alabilir miyim? Hızlı şarjda 72 dakikada şarj oluyor abi. Tamam 0'dan 100'e değil mi? 80'e evet, değil. Evet 0'dan 100'e. Ev tipinde? 4 saat 45 dakika. Eyvallah o kadar sürüyor zaten bizde de öyle. Ben de gece gelirken bırakıyorum şarja sabah alıyorum. Telefon gibi gece arabayı şarja takıyorum yani saçma. Bagajımız evet bir tık küçük. 220 litre abi. Bereket versin. Yani küçük bir SUV olduğu için bu araç bagaj okey. Benzinli olsaydı hiç bagaj da olmayacaktı. Ön tarafta da bir şey olmayacaktı. Güzel şarj aletimiz de var burada. Bereket versin. Daha önce bir arabada görmemiştim bunu. Arabanın tavanı kafamın altında kaldığı için giderken uzun yolda şöyle bir şey yapabiliyorsun. Bak böyle dayadın uyudun. Hiçbir arabada yok bu özellik. Bak böyle dayadın uyudun. Çok iyi. Buradan yine bu koltukları yatırabiliyoruz bagaj hacmimizi genişletmek istersek. Öyle. Daha geniş oluyor. Eşya taşıyabilirsiniz yani. Ön tarafı yolda göreceğiz hocam. Yola çıkıyoruz şimdi. Ha, bu da şey rejenerasyonlu. Tesla gibi bu da. Freni bırakınca araba yığılarak hem birazcık elektrik kazanıyor hem de şey fren yapmamış oluyorsun. Balataların ömrünü de arttırmış oluyorsun. Büyük tasarruf. Ben mesela Tesla'yı aldığımdan beri freni 2 kere bastım. Bu alışmak zor ama buna. Evet alışmak birazcık zaman alıyor. Bu arada şarjımız %25. 42 kilometre gider diyor. Ne oluyor? Kemer lan kemer. Direksiyon yağ gibi. Çok güzel. Sakin. Tatlış. Bu Mercedes gibi direksiyon. Mesela Audi'nin biraz daha sert olur ya. Bak gazayım. Bunlar da şey yapıyor abi. Hızlandıkça sertleşiyor direksiyon. Manevra yaparken sertleşiyor. Ne oluyor? Niye öttük? Kemerimi taktığım için tebrik etti abi şimdi. Hep kızmıyor. Şu ne peki Emir? Abi bunda da konumunu Dacia yetkililerine gönderiyorsun. Var mı lan bir şaka? Abi yok şaka yap. Bakayım birazcık kökledim bakalım gazı. Yani böyle bir şey yok. İnanılmaz bir elektrikli hızlanması, ivmelenmesi yok ama ekonomik bir elektrik gidişi var. Şu an 100 oldu. Bunun 0-100'ü kaç acaba? Deneyelim mi? Freni gayet güzel tutuyor. Ben bu Dacia'ların freni yumuşak oluyor. Seviyorum bunu. 3, 2, 1, go! 40, 50, 60. 2000 years later. 100.
Kaç? 19 saniye abi. 2000 years later yani. O gün çok acil yüze çıkmam gerekiyorsa bu araba değil. Değil, değil. Yok abicim, bu araba daha böyle ekonomik, şehir içi gezerken kullandım. Zaten şehir dışı zor, hani 220 kilometre diyor da atıyorum. Sen ona acık hızlansan, şey yapsan 200 kilometre gitse de şehir içinde keyifli bir araba. Şehir dışına çıktığın zaman zaten hiçbir elektrikliyle mutlu olamazsın ki. Yani Taycan'ın da olsa, Tesla'nın da olsa yine gidemiyorsun ki bir yere. Hani taş çatlasa Bursa'ya belki gidersin. Bir de bak, ben Amerika'da şey gördüm, sen onu gördün mü? Amerika'da bir tane otobanın altına kablosuz şarj ünitesi koymuşlar. Yerden mi yapıyor? Sen otobandan giderken şarj oluyor araba. Buralar böyle abi, hep böyle villa işte, kart. Allah Allah. Bizim çocuklar buralara gaspa geliyor. Ben sevdim, dışarıdan çok ses de almıyor böyle. Ekonomik bir araba için bence ideal. Gidiyor mu? Gidiyor. Sağlam mı gidiyor? Sağlam gidiyor. Duruyor mu? Bak hop. Duruyor. Güzel duruyor yani. İlk araba olmak için çok ideal. Şimdi dur, şöyle bir 25 ile gireyim şu kasete. Çok iyi. Güzel. Amortisör çok iyi oğlum. 30 ile girdik bu sefer. Bayağı gayet iyi. Hiçbir şey yok. Fiyat performans için gayet ideal bence. Şimdi be. Asıl merak ettiğim o abi. Ben de. Geldik orta segmentimizin. Ya bu araba güzel bir araba hocam. Ben bunu daha önce Almanya'da denemiştim. O zaman daha Türkiye'ye gelmemişlerdi. Tesla daha erken geldiği için ben Tesla aldım. O videoda demiştim ki Türkiye'ye gelirseniz alacağım. B'ye de geç geldin. Çinliler geç geliyor abi. Çinliler geç geliyor değil mi? Abicim bu araba dünyada en çok satan arabalardan bir tanesi. BYD Türkiye'ye girdi. Şu an tek modeli var. Oto 3 modeliyle beraberiz. Fiyatımız 1 milyon 740 bin TL. Yani böyle milyonlar konuşunca çok pahalı görünüyor ama gerçekten orta segmentteki uygun bir araba şu an bu. Hocam menzilimiz şehir içinde 450 km gidiyor. Şehir dışında 550'ye kadar yolu var. Gerçekten ne kadardır bilemem. Hepsinde farklı olabiliyor. Tasarımı çok enteresan. Bence dış tipi de çok güzel. İçi de çok enteresan. Böyle oyuncakları, tatlı şeyleri olan bir araba. Çinli bir araba kendileri. Bak gözler de çekik, anlıyoruz oradan zaten. Bunun Dragon Face'miş abi. Dragon Face, ejderha şeyi. Ne ejderha bunun tipinin ya? Bu iyi ejderhalardan. Ne diyor ya bu? Yine ev tipi şarj ve hızlı şarj imkanımız mevcut burada. Gel yavrum arkaya. Ya güzel, gerçekten güzel bir araba abi. Bak otomatik açılıyor, kapanıyor zaten. Bunun kaç litre bagajı? 440 litre bagaj aç. 440 litre mi bu? Altta da biraz yerimiz var aynen. Bak şuradan açayım. Aynen, bunu da çıkarsan biraz daha yerin oluyor. Hatta koltukları da yatırabiliyorsun yine. Daha da yer kazanıyorsun. Şunu da çıkar. Ne güzel. Bunu da indirelim. Gel yavrum arkaya. Şimdi bak, tasarım zaten burada enteresan. Bütün kapılar aynı bu arada. Hepsi şu şekilde böyle bir mandal sistemiyle açılıyor. Bence hoş bu. Ve bütün kapılarda bir tane gitarımız var. Ben Almanya'da göstermiştim bunu, bak. Yükselen aktarın aracın içinde olup olmadığını kontrol edin. Sürekli konuşuyor. Bir derdi var. Var bir derdi. Ulan konuşma. Dört kapıda da olduğu için böyle giderken güzel bir orkestra eşliğinde gidebiliyorsun. Bindim. Ayak mesafesi iyi. Tavan mesafesi iyi. Çok rahat giderim oğlum burada. Baksana cillop gibi. Oo, böyle uyursun böyle burada. Aynen bak, kolçağını da açalım. Bardağımı koydum. Böyle uydum. Oo. Bu tekli yatırdım. Aynen güzel. Oo. Oğlum burası uzay mekiği gibi bunun. Gerçekten böyle hani değişik bir arabaya bindim hissiyatı oluyor. Yani bak şöyle uyuklar olması şuralar falan. Malzeme kalitesi de çok güzel bu arada. Bunda da bence öyle bir izlenim var. Ya dışarısında böyle çok yenilikçi bir şey yapılmamış ama içerisi gerçekten enteresan. Şimdi abicim burada bir tane ekranımız var. Ekranımızın en güzel özelliği, al TikTok mu izleyeceksin dike? İzleyemiyorsun TikTok da, izliyorsundur lan belki. Ha, ekranı böyle biliyorum, güzel. Tabii bunun navigasyonu var, Spotify'ı var, her şey var içerisinde. CarPlay var mı bunda? Vardır o ya. Şimdi şurada bir tane kablosuz şarj ünitemiz var. Giderken telefonumuzu atıyoruz, çalışıyor. Benim arabada da bazen yaşıyorum ama milim kayınca çalışmıyor. Bak bu çalışıyor. Buradaki yine vites topuzu. Uçakların gaz konulabilir. Aynen. Bak böyle uçak gibi. Şurada güzel bir depolama alanımız var. Anahtarı buraya koyun demiş. Anahtarı buraya atıyoruz herhalde. Haydi yola. Gidiyoruz yavrum, sporu aldım. Haberin olsun. Eyvah abi. Aa, direksiyon sertleşti bak. Durduğumuzda yumuşacıktı direksiyon. Aa. Oo, 100 olduk bile. Oğlum direksiyon hissiyatı gerçekten güzel bu arabanın ya. Şok oldum. Benim Tesla'dan daha güzel direksiyon hissiyatı bu. Bayağı kendi dinamik ayarladı bunu yani. Abi ben arabayı çok beğendim bu arada. Çok güzel bir araba oğlum. Hani daha fazlasına niye ihtiyacın olsun? Evet. Bence bu hani maksimum alacağın araba. Malzemeler benim çok hoşuma gitti. Spordayız şu an. Kafayı geri vurmuyorsun ama güzel bir ivmelenme hissettiriyor bence. Bunun top speed ne kadarmış? 200 yapar bu araba. 160. 160 mı? Aa, çünkü bunlar da hep şey, yazılımla limit yapıyorlar. Tesla'da da öyle mesela. 201 olmuyor. 201 geçmiyor. Bak şimdi yumuşacık oldu direksiyon. Tavana ne dedin abi? Tavan da hoş abicim. Şeyi de var. Tavanın perdesi de var bak. Perdesi de kapanıyor tavanı. Tavanı açabiliyorsun. Ben bu kadar büyük olduğu için cam açılmıyor sanıyordum. Yarı açılıyor. Yarı açılıyor. 3, 2, 1... Yüz. Ben tam durduramadım ama 8.
8.5. Vaadini yerine getiriyor en azından. Biz bir de şu an yağmurlu bir zemindeyiz ya. Evet, evet, zemin önemli. Lastik bunun kış lastiği olmayabilir. Lastik evet. De önemli. O yüzden hani birazcık artıp azalabilir. Güzel oğlum, yol tutuşu da güzel. Cillop gibi dışarıdan bir kelime ses duymadık ya. Hiçbir şey duymuyoruz dışarıdan. Togg'la aynı fiyat. Bilmedim Togg'a, hiç bilmiyorum. Gel. Tabii abi. Kesin o da çok güzeldir. Güzeldir. Oğlum benim bu arabayla gidesim geliyor yani. Böyle yola daha gidiyorum ben yani. Hani. Hoşuma gitti benim. Bunun bu arada hoparlörlerini ben daha önce denemiştim. Hoparlörleri de çok güzel. Kendi müziğini de yapabiliyorsun. Bak. Vay anasını ya. Tesla'yı satıp evde mi alacağız? Acaba abi bilmiyorum. Menzilde bana desin ki ben buradan Ankara'ya giderim. 60'la gitmeyeceksin. Yani normal 120 ile 140'la Ankara'ya gidebiliyorsam alırım be evde. Şimdi aracın çarpışma testlerini izledik. Normal araç çarpışmaları normal ama yayada aynı sıkıntı abicim. Tesla'da da var. Yayada bazen duruyor. Ama dursa bile yaya orada durmaya devam ederse ya da yaya arabanın altına geçer girerse üstünden geçiyor. Bu da yapıyor aynısını, Tesla da yapıyor. Algılayamıyor değil mi? Algılayamıyor abi. Amerika'da şöyle bir muhabbet vardı. Bayağı olay çıktı. Bu geçen ay oldu galiba. Tesla'nın hisse fiyatları çok düşmeye başladı, tamam mı? Full otonom sürüş kesinlikle yapılamayacak çünkü yasal değil, güvenli değil muhabbetlerine. Tesla yatırımcısı olan insanlar da şey yaptılar. Hayır işte Tesla çok güvenli, işte ben kendi canımı bile hiçe atarım bunu falan. Dedi ki bir tanesi, tamam dedi, bir tane çocuğa çarpacak mı çarpmayacak mı Tesla, deneyelim. Adam dedi ki ben kendi çocuğumu getiriyorum. Kendi çocuğunu koydular araba. Evet, hisse sahibi manyak. Kendi çocuğunu koydu Tesla'nın önüne. Sonra adamı linç ede döve döve Abi haklı değiller mi? Çok haklılar oğlum. Kendi çocuğunda mı arabayı dedi? Tamam, evet. Yatırımcısında yani. Hadi başkasının çocuğu olsa. İşte diğer hisse sahipleri de öyle düşünmüş. Başkasının çocuğu diye. Tesla Model Y Long Range, uzun menzilli modeli. Kağıt üstünde bir 530 kilometre gittiğini söylüyor ama bizim testlerimizde böyle 450'lerde, 500'lerde çıkıyor. İnanılmaz bir güzel araç. Ben 3 aydır, 3 ay oldu mu lan benim? 2 ay, 3 ay. 2,5-3 aydır bunu kullanıyorum. Çok memnunum hocam. Şimdi zaten teknolojik bir ürün kendisi. Uygulamasından çoğu şeyini yapabiliyorsun. Alaştık şu an, bizi selamlıyor. Bak gel abi, ön kaputtan başlayalım. Şimdi bu arkadaş bir kere çift motorlu. Çift motorlu olduğu için 4 çeker. Şarj süresi hızlı şarjda yarım saatte %80'e kadar geliyor. Normal ben eve bunun kendi bir adaptörü var. Duvara bağlıyorsun onu. Ben onunla şarj ediyorum. 3,5-4 saatte böyle 0'dan 80'e kadar geliyor. Yani gece telefonu şarja koyar gibi arabayı da akşamları şarja takman gerekiyor. Diğer hiçbir araçta bunu görmedik. Tek böyle valiz alabilecek, kabin valizi alabilecek birkaç tane çantanı koyabileceğin güzel bir alanı var. Anahtar sistemi kartlı olduğu için, ya ben bu kartı, nerede lan bu kartı içinde? Burayı okuttuğun zaman arabayı kapatıyor. Okuttuğun zaman açıyor. Bunu bir valeye verdiğin zaman da problem yaşıyorsun. Nasıl çizilmiş oğlum buralar bu kadar? Lan! Buralarda çizik. Oğlum arabanın her yeri çizik. Nasıl olmuş? Fırçadan mı bu? Lan arabayı ne yapmışız? Ha bak, şurada şarj girişimiz var. İki tarafta şarj girişi yok bunun. Buradan şarj edebiliyoruz. Normal ev prizde takabiliyoruz bunu. Hızlı şarjımızı da takabiliyoruz. Şimdi Tesla'nın... Kapan lan. Hah. Hocam bagajımız geniş. Şimdi diyelim ki gittin kampa gittin. Buranın altında zaten kullanabiliyorsun. Altta da bayağı geniş bir alan var bu arada. Baksana oğlum, bu ne? Buraya adam girer yani. Ben buraya girerim, bunu kaparsın. Ki diyelim ki gittin kampa. Ne yapıyorsun? Akşam yatacaksın. Geldin buraya, bir tane böyle şişme mat atıyorsun. Şöyle. Ya iki kişi dünyanın en rahat şeyi olmaz. Bir çadır bence yine daha rahat ama gayet okey bence. Bu kamp modunu açıyorsun. Arabayı ısıtıyor da, soğutuyor da, buradan Netflix'te izleyebiliyorsun. Şömine de açabiliyorsun. Müzik de dinleyebiliyorsun. Çok keyifli oluyor. Yani şeyi çok güzel arabanın. Daha böyle araba gibi değil de böyle teknolojik bir cihazmış gibi düşünmek lazım. Çünkü gerçekten içinde yapabileceğin şey çok fazla. Bir de arabayı park moduna çok fazla alman gerektiği için mesela uzun yolda bir yere gidiyorsun. 3 kere şarj etmen lazım bunu. O yüzden o şarjdayken bir şey yapabil, sıkılma diye 50 tane özellik koymuşlar içine. Gel gülüm, örtelim şunu. Şimdi bak, uygulamada neler yapabiliyoruz? Basitçe ondan bahsedeyim. Normalde bunun Amerika'da full otonom paketini aldığın zaman arabaya biniyorsun. Gideceğin yeri işaretliyorsun. Hiçbir şeye dokunmuyorsun. A'dan Z'ye gidiyor. Bütün dönüşleri yapıyor. Şerit olmasa da gidiyor. Her şeyi yapabiliyor. Türkiye'de bu özellik yok. Avrupa'da da yok. Regülasyonlardan dolayı koymadılar bunu. O yüzden şu an sadece Amerika'da çalışıyor. Arabaya telefonunuzla bindiğiniz zaman telefonu buraya koyuyorsun. Burada zaten kablosuz şarj ünitesi var. Hemen diyor ki, ha Orkun bindi. Ben bunu algılıyorum diyor.
geliyor. Frene bastığın zaman geliyor benim daha önceden ayarladığım aynaları, direksiyonu, koltuğu bana göre ayarlıyor. O yüzden böyle hiçbir bindiğin zaman tekrardan bir ayar yapmana gerek kalmıyor. Arabaya 10 kişi biniyorsa onun da kaydediyorsun. Uygulamaları yüklüyorlar. Her binenin kendi şeyine göre aynaları da, direksiyonu da, koltuğu da, klimayı da ayarlıyor. 5 kişiye kadar. 5 kişiye kadar. 10 kişi olmuyormuş. Attım 5 kişi yeterdi. Kaç kişi kullanacak arabayı yani? Aracın hiçbir yerinde tuş yok abicim. Her şeyi bu panel üzerinden yapıyorsun. Şimdi tuş olmamasının güzel yanları da var, kötü yanları da var. Daha böyle dezavantajlarına geçtiğimiz tarafta söyleyeceğim onu ama mesela torpidoyu açarken de şuradan tıklayıp açman gerekiyor. Yolda falan açman gerekirse böyle bunu bulmak zor olabiliyor. Neyin nerede olduğunu unutabiliyorsun. Böyle aracın bir gerçekten normal bir arabadan Tesla'ya geçtiğin zaman öğrenme süresi var. Telefonunu koyuyorsun. Bluetooth'la zaten arabaya bağlı. Müziğini çok rahat dinleyebiliyorsun. Spotify'ı buradan kendi içerisinden açıyorsun. Navigasyon, kendi navigasyonunu kullanıyorsun. Bütün trafiği vesaire her şeyi gösteriyor. Google Maps datasından çekiyor bu zaten. Gideceğin yerleri de kaydediyorsun. Eve basıyorsun. Eve gidiyor. Arabayla ilgili ne yapmak istiyorsam aslında ben bu panel üzerinden yapabiliyorum. Yine buradan telefon aramalarını yapabiliyorum. 360 derece bütün kameralarımı görebiliyorum. Güvenlik modu var. Güvenlik modunu açtığın zaman sen arabayı park halinde bıraktığında arabanın yanına biri yaklaştığı zaman sana onun video kaydını alıp gönderiyor ve canlı olarak da o kameraları izleyebiliyorsun. Yani biri geldi arabanı çizdi, tak elinde kaydı var. Biri geldi arabana böyle dışarıdan bakıyor, abi bu neymiş falan diye bakıyor. Hepsinin videoları böyle bildirim olarak sana geliyor, telefonundan izleyebiliyorsun. Koltuk ısıtma, ki bütün koltuklarda ısıtma var. Arka koltuklar, arkanın ortası dahil. Direksiyon ısıtması var. Tavanımız cam tavan, full panoramik tavan. Açılmıyor ama böyle biraz karartılmış güzel bir tavanımız var. Araçta bir tane tuş var Furkan, göstersene bana. Dörtlü nasıl yanıyor biliyor musun? Ben 2 haftada buldum Furkan onu. 2 hafta dörtlü yakamadım oğlum. Şimdi giderken şu sağ kolçağı bir kere aşağı çektiğiniz zaman buradan 2'ye de ayarlayabiliyorsun. Çoğu bu arada otopilot özelliğinin ayarını değiştirebiliyorsun. Otopilota geçti tamamen. Direksiyonu da ayarlıyor kendisi. Önüne bir araba kırdığınızda bak şu solda görebiliyorsunuz zaten. Önüne bir araba kırdığında onu da görüyor. Ona göre kendini frenliyor, hızlanıyor, yavaşlıyor. Öndeki arabaya göre mesafeyi algılıyor. Böyle bir 15-20 saniyede bir direksiyona dokunmanızı istiyor. Mesela telefonunu eline aldım, mesajlaşmaya başladım. Bak hemen örnek gösteriyorum. Mesajlaşıyorum şu an. Telefona bakıyorum, yoluma bakmıyorum. Heh bak önüne bak diyor şu anda. Böyle telefona baktığında yolu takip etmediğin zaman da şuradaki kameradan seni görüyor gözlerinin yola bakmadığını ve seni uyarıyor. Arada böyle elini çok hafif ağırlık olarak kullanıyorsun. Gaza basmıyorsun, frene hiçbir şeye basmıyorsun. Yat hocam böyle. Arada dışarıya bak, arada yola bak. Ne kadar keyifli. İstanbul trafiğinde bu ızdırabı yaşamamak için bence olabilecek en güzel şey gerçekten bu. Şimdi bu arkadaş full şarjla 550 kilometre, daha doğrusu 530 kilometre gittiğini iddia ediyor ama işte 450-500 civarında gidiyor. Ben bunda bir kere 200 kilometre hıza çıktım. Şarj böyle şup 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 düşmeye başladı. Yani 140'ın 160'ın üstündeyken şarj inanılmaz hızlı gitmeye başlıyor ama böyle 80'le 100'le normal vatandaş gibi tatlı tatlı gidersen o zaman gerçekten 500 kilometre menzil görebiliyorsun bunda. Şimdi bence bu aracın en büyük sıkıntısı bu araba dönmüyor. Gerçekten yani normal bir arabaya göre %40-%50 daha az dönüyor. Bak şimdi şöyle bir boşluk bulduk. Kökledik. Güzel değil mi G'si? Frenler de çok iyi. Freni çok iyi tutuyor. Önümüzde bir araba var kırmızı ışıkta. Ben buna doğru yaklaşıyorum. Ayağımı gazdan çekiyorum. Öndeki aracın konumunu ayarlıyor. Ona uygun bir yerde beni durduruyor. O yüzden hiç frene basmanıza gerek kalmıyor. Yol tutuşu bu kadar ağır ve yüksek bir araba olmasına rağmen mükemmel bence bu arada. Aradaki fiyat farkı bu kadar çok olmasa hani Tesla mantıklı diyeceğim ama şimdi ben bunu 2.7'ye aldım. Bunun fiyatı 3.1 olmuş. İşte bunun boyası mavi olduğu için bir 30-40 bin lira fark alıyorlar. Koltuklardan yine beyaz olduğu için 30-40 bin lira farkı var. Bir de jantımız 20 inç olduğu için bir tık daha büyük. O da yine fiyat farkı yapıyor. Ben 2'ye diye almıştım. Şu anki fiyatı 3.1 olmuş. 3, 2, 1, go! Çok güzel hızlanıyor. İnsanın bunu bir yapası geliyor ya. Böyle şeyse, yolboşsa özellikle şey yapıyorum. Hadi bakayım bir gidiyorum. Sonra şarjım bitiyor. Elektrikli. Hem kocaman, hem aile arabası, hem çok hızlı gidiyor, hem de çok pahalı. 2023 Porsche Taycan Turbo S Gran Turismo. Ne? Cross Turismo. Oğlum böyle uzun araba ismi mi olur ya? Ben bunun yanına yaklaşana kadar bu kadar güzel bir araba olduğunu düşünmüyordum. 14 milyon TL olduğu için beynim şöyle düşünüyordu. Araba güzel olmasın, alamadığın için üzülme. Çünkü Taycan'larla ilgili kötü bir anım var. Bundan 4 yıl önce Taycan'lar ilk çıktığında kaç? 1 milyon muydu? 1-200 müydü? 800.
800 bin liraydı. Bana çok insan al dedi oğlum, en kötü satarsın, yatırım olur dedi. Ben de dedim ne alacağım araba, ne işim var dedim. Kafamı duvarlara vurduğum araba bu. 750 beygir. Aslında 660 beygir ama içerisindeki launch control modunu açtığımız zaman 750 beygire çıkıyor. Menzili kağıt üstünde 450 kilometre diyor ama 450 yazanlar genelde 300-350 civarı gidiyor değil mi? Belki hani 12 kilometre hızla gidersen 450 görebilirsin. Daha fazla görürsün. Elektriğin öyle bir testi var. Ne var? Böyle 20 kilometre mi 15 kilometre mi hızlarına gönderiyorlar, 1000 kilometre yapıyor. 1000 kilometre mi yapıyor? Kapalı alanda pistte. Bak şöyle de bir yöntem var istersen. Direkt boşa alıyorsun, arkadan ittiriyorsun, sonsuz kilometre yapıyor bak. Şimdi bak neresinden başlasak bilemedim. Kocaman bir araba olması zaten çok güzel Allah aşkına. Şu jantlara bakar mısın? Bu grenaj, manivela, manita, kaliber, kaliper. Sarılar kaliper. Sarılar kaliper. Ben seni denedim Furka. Bak bunda ben geldim böyle yapıyordum. İki tarafta da şarj girişi olduğunu göstermek için. Hayır. Porsche kullandığımız için hocam. Bak böyle açıyormuşuz bak. Ben aldım bu arabayı. 14 milyon Çin yeni verebilirim. Kaç para yapıyor lan? Çin yeni kaç oldu? Şimdi iki taraftan da şarj oluyor. Normal yavaş şarj girişi de var. Hızlı şarj girişi de var. Peki Porsche Tesla'nın şarj istasyonu kullanabiliyor mu mesela? Evet. Ama şimdi işte şarj istasyonu sayısı artıyor. Bak bu bizim için güzel bir şey. Şimdi Tesla'da İzmir otobanına böyle 40 tane şarj istasyonu yapıyormuş. Gel popodan başlayalım biz. Abi araba çok yakışıklı bir araba. Bak ben renge de ilk başta fotoğraflardan karşıydım. Yakında görünce dedim çok güzel. Siyah herkeste var ya, bu herkeste yok. Bu güzel yani. Bak 405 litre hacim. Ha, evet arka bagaj çok büyük değil yani. Bir bizim Skoda'nın bagajı yok bunda. Ama yine de iş gören bir bagaj. Hani bagaj altında elektriklerde bir bagajımız daha oluyor diye seviniyoruz ama bunun altında bir bagajı yok da bir haznesi var. Gel. Ön tarafta küçük yani Emir sığmaz, ben de sığmam, kimse sığmaz. Sırt çantası sığar hocam. Silecek suyumuz da buradan değişiyor. Gel bak arkaya oturalım çünkü bunun arkası güzel. Taycanlar bu arada 5,5 milyondan başlıyor, gidiyor 14-15 milyona kadar. Şimdi bu fullüm fullü paket tavanı benim gördüğüm en enteresan tavan. Dışarıdan gelen ışığın yoğunluğunu kısabiliyorsun. Camı böyle üstüne bir filtre atarak gelen ışığı azaltıyor. Aynısını tavana yapmışlar. Şekiller çıkıyor bak, onu göstereceğim birazdan. Şimdi bak ben 1.83'üm. Ön tarafı kendime göre ayarladığım zaman arkada bayağı güzel bir alanım oluyor. Arka koltuklar bir tık dik geldi bana. Bunlar ayarlanmıyor. Kafa boşluğu da iyi. Gayet iyi. Ha burası wireless charging gibi. Telefonu buraya dayıyorum. Çakmak şarjı var. Ferrari çıkıyor oğlum şurada. Ses iyi. Bunda da bu arada ses var. Şöyle sadece arabanın içine veriyor, hoparlörden veriyor motor sesi. Sahte bir motor sesi veriyor içeriye. Bence bir elektrikli araçta zaten çok teknolojik donanım olması lazım. Şimdi bu Porsche olduğu için bir Tesla kadar bence donanım beklememek lazım ama bayağı bir şey var. Şimdi drive modlarımız zaten var. Onun dışında bak şuradan elektrikli spor sesini açıp kapatabiliyoruz. Geri kazanım dediği rejenerasyon aslında. Bak burada şase yüksekliği var oğlum. Arabanın yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Çık bakayım Furkan, yükselecek miyiz? Önce kaldırma yapayım. En alçak taktayım şu an. Çok az yükseldi ama sanki. Şasi modlarımız var, sürüş modlarımız var. Ha şimdi bak şerit takibi ve yoğun trafik modu diye bir şey koymuşlar Furkan bunun içerisinde. Yoğun trafikte giderken işte sağında, solunda, önünde, arkanda araban var. Yoğun takip modunu açıyorsun. O kendisi mesafeyi ayarlıyor. Şeridini de takip ediyor. Trafikte sıkıştın, bir saat ayağımı çektim, ileri bastım yapma diye. Öndeki arabayı takip ediyor aslında gibi düşünebilirsiniz onu. Şerit takibi de ortalama bir şerit takibi var. Şimdi o arabanın yine 8 tane kamerası var bildiğim kadarıyla. Şöyle park yaparken yine 360 bir görüntü sağlıyor size bak şuradan. Arkada biri durduğu için muhtemelen ötüyor da. Zaten çoğu arabada görmeye alışık olduğumuz bir özellik artık. Bu ekranımızın yanı sıra bir de arkada hayalet gösterge var. O sadece böyle çok ince bir açıdan görebiliyor. O yüzden sadece sürücü olarak görebiliyorsun. Yana gelince de göremiyorsun. Sağda solda da göremiyorsun. Ama hızını gittiğin yolda görebilmek bence hoş. Haydi sürelim. Çok gezmeyeceğiz. Böyle bir ufak tur atalım ki hani minimum riske girelim hocam. Çünkü benim her şeyimi satıp bu arabayı almak istemiyorum yani. Ötme! Gidiyorum Allah. Şimdi bak bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi yeni çıkan Tesla Cybertruck'taki gibi arkada da aks olduğu için sen bir dönüş yaparken arka tekerler de minimal de olsa dönüyor ve senin hem virajdaki hem keskin dönüşlerdeki dönüşünü çok kolaylaştırıyor. Ha bak şu an ses içeri geliyor sadece değil mi? Dışarı gelmiyor bu ses. Küçük yakınlaşım. Ya bir şey diyeceğim. Benzinli olsa en azından en uzun yol gideriz falan. Bunu almamak için şu an kendime bahaneler uyduruyorum. Zaten param 14 milyonum yok da. Yine de krediye girip evi satıp arabayı satıp falan. Çekiş kontrolü güzel. Bayağı pati yaptık çünkü. Bir korudu bize. Bak şimdi Furkan. Geliyor bak senin için bu. Oh my god oğlum.
Oh my god ya. Söyle mi? Teşekkür ederim. Oh my god. Yaşamak istiyordum. Oh my god ya. Çok hoşuma gitti. 0-100'ü 2.7 bu arabanın. Dünyadaki en hızlı elektrikli hala Rimac. Ondan sonra da Tesla Plaid. 0-100'ü 2.1 Tesla Plaid'inde. Bak şu tavandaki benim favori özelliğim. Bunun birkaç modu var. Şimdi bunu uçaklardaki, yeni uçaklarda belki bindiyseniz denk gelmişsinizdir. Dreamliner'larda var. Camın üstünde tuş var. Her yolcunun oturduğu koltuğun camında tuş var. Dışarıdan gelen ışığı kısabiliyorsun. Kapkaranlıkta yapabiliyorsun. Bunun tavanını da öyle yapmışlar. Kocaman bir cam tavanımız var. Cam tavanımız açılmıyor ama bak böyle parça parça açabiliyoruz. Ya da tamamen mat yapabiliyoruz. Kısmen böyle parçalı yapabiliyoruz. Tamamen koyu yapabiliyoruz. Mesela ben Tesla kullanırken VR gözlüğüyle araba kullanıyorum gibi. Araba değil gibi. Ama bak bunda ben araba hissiyatını aldım. Yani ben Porsche fanı olan bir insan değildim ama neden olmadığımı şimdi anladım. Kullanmamışım oğlum ben. Kullanınca şu an. Ama şeyi düşünüyorum işte bak bu arabayı alıyorsam böyle birazcık arada sırada olsa basmak istersin ama işte şarjım biteceği için atıyorum İzmir'e giderken bu arabayla gidemiyorsun. Zaten hani 3 kere durman lazım. Basıyorum. Hazır mısın? Kanka. Ben hazırım. Sen hazır mısın? Sıkı tuttum kanka. Ulan. Kafamı vurdum ben kapıya. Sen vurmasan şaşırırdım zaten de yani. Ay çok güzel. Çok güzel. 100 oldum Furkan. Ben sakin sakin arabayı bırakmak istiyorum. Lütfen arabanın başına bir şey gelmeden. Kendi arabam olsa Furkan. Al vereyim sana istediğin yere çarp hiç problem değil. Maaşından düşerim 98 yılda. Oğlum çok güzel. Beğendiğim için canım çok sıkkın. Ben bunu 4 yıl önce 800 bin liraya niye almadım ki? Gel. Oğlum bambaşka bir paralel. Bak araba ses nasıl şey yaptı. Şu an dışarıda savaş çıksa hiçbir şey. Rolls Royce tavan kapandı. Şimdi niye kapandı bu? Cam şey tavan. Yıldız tavan. Bir de yıldız kayma modu var yıldız tavanda. Olacak iş değil. Kaydı. Gördün mü? Abi çok çok enteresan ya. Pahalı aracımıza geldik ama pahalı aracımızın yanında 70 tane daha pahalı araç olduğu için başka bir Rolls Royce'un içerisindeyiz şu anda. Rolls Royce nesi bu? Phantom. 88 milyon TL'lik bir araba. Şimdi ben bu arabaya binene kadar hani şey diyordum yani milyar dolarım olsa almam falan diyordum ama oğlum bunun koltuğu bile çok rahat yemin ediyorum. Bak görgüsüz olduğumuz o kadar belli ki. Aa şunun halısı bile bak benim yatağımdan daha rahat. Ben şuraya sıkışırım şöyle bak top olup. Bak şöyle. Şöyle burada yatarım. Böyle giderim. Buradan İstanbul Ankara çok rahat bir yolculuk geçiririm şöyle. 88 milyon Furkan. Bunun indirimi nasıl olur? İndirimi güzel olur. Ben az önce işte şey dedim. 80'e bırakın alayım abi. Senin için 79 olsun ya dedi. 79'u alabiliyordum alsam. 79'u alsan. 88'e sen satsan. Oğlum ben bankayı arasam 80 milyon kredi istiyorum desem anama söverler ya. Olmaz yani. Gel biz inelim. Hadi açıl. Hey kapı. Furkan ben kapı içeride kaldık. Lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Ha, niye açılmıyor diyorum. Kapı dediğin buradan açılır sanıyorum ya. Buradan iteceksin geri zekalı. Şş, yakıştı mı? Oğlum benim arabam olsa nasıl poz vereceğimi de bilmiyorum daha. Hocam Rolls Royce Spectre 46 milyon TL. Rolls Royce'un ilk ve tek elektrikli arabası. ...650 kilometre kağıt üstünde menzili var. Rivayete göre 520-550 gidiyormuş. Bu 0 kilometre olduğu için gidemeyeceğiz de bugün ama... ...burada en azından mıncıklayabildiğimiz kadar mıncıklayalım istiyorum. Doğan Kabak'la Hilal Aysal bir video yapmışlardı. 0-100'ünü test etmişlerdi. 4.4 saniyede çıkıyor 0-100'e. Güzel bir araba. Yani. Bak şunu göstereyim. Ben bunu çok seviyorum Rolls Royce'lerde. Abi kitlesene. He, gitti. Hayır, kitlediğinde açık kalmıyor mu bu? Dokunduğunda gidiyor ya. Gerçekten. Bak. Abi proporsiyon olarak her şey büyük zaten. Bu kaç inç bu jant? 24. 23. Tamam 23 büyük yine aynen. Gel. Arabadan anlama seviyem. Jant. Kapı tank olduğu için çok ağır. Çift cam. İçinde de başka bir malzeme olduğu için içeriden dışarıdan hiç ses almıyor. Bak gel. Ay. Frene basayım ha. Otomatik severiz. Oğlum bu İngiltere'de el yapımı yapıyorlar bu arabaları hala. Yani bir fabrikasyon bir süreç yok. O yüzden aslında çok pahalı bu arabalar. Bak gel sen kapıyı açayım rahat sohbet edelim. Açıl. Abicim malzeme kalitesi bu kadar güzel bir araç ben hiç görmedim. Dokunduğum her yerden haz alıyorum. Bak ahşabını, cilasını, şu kumaşlar. Rolls Royce şemsiyesini seviyoruz. Sağında da solunda da şemsiyesi var. Yine arabanın tasarımına rengine uygun yapmışlar. Bak açık mavi. Şemsiyeyi de açmıyoruz sahibi at. Hocam zaten sistem olarak her şey
şey var. İşte yanına bir tane asistan koymuşlar. Bu menüde diğer asistanları nasıl etkinleştirmek istediğinizi belirleyin. Yani ben Rolls Royce olsam daha güzel bir ses koyarım oraya yani. Bak hala şu içinde analog kalan, ben bunları çok beğeniyorum klimayı açıp kapatmak için. Her şey çok teknolojik olmasına rağmen böyle Rolls Royce'un orijinal dokunuşlarının korunmuş olması tatlış. Apple CarPlay var, Android Auto var. Bak burada 3 boyutlu görebiliyoruz. Koltuk ısıtmamız, koltuk soğutmamız, direksiyon ısıtma soğutma her şey var. Bir ses sistemini deneyelim yani. Dünyadaki en iyi ses sistemi olduğunu varsayıyoruz. Apple CarPlay'e de bağladık. Bak şu an benim telefondayız. Oğlum bu arabada bloke dinlersin Drake'miş gibi gelir sesi, yemin ediyorum. Çok iyi. Yok telif ya, yemişim telifi. Bunu da şöyle düşün, Merve yanında çıkmışsın böyle İzmir otobanına, sizinkilere gidiyorsun. Furkan yapma, olmayacak şeylerin hayalini kurdurma bana Furkan. Ay gerçekten bak kalbimde kıpır kıpır. Ya Merve'de yaşadığım hissiyatı yaşıyorum. Merve kusura bakma, gerçekten bir arabaya aşık oldum. Ne yapayım? Tutamadım kendimi, hiç aşık olmak istemeyerek geldim. Tavladı beni, ne yapayım Merve? Bak el yapımı İngiltere. Bunun olayı bu zaten. Yazıyor, ay sıçayım çok beğendik arabayı. Bagaj küçükmüş. Bir tane büyük valiz alır bu. Altında da kablo yerimiz var. Böyle beklemiyordum. Oğlum ya, Rolls Royce fanı yaptınız ya beni. Evet, bir paranın alabileceği en pahalı elektrikli araba. Evet, vallahi bu videoda 6 tane elektrikli araba inceledik. Çok güzel, rehber niteliğinde bir video olmuştur. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Şimdi benim favorim, ben Tesla'cıyım. Ben bununla geldim, bununla giderim lan, aceleyim. Ama yani şu arkadaş beni bitirdi ya. Şimdi bence şöyle düşünebilirsiniz. Atıyorum yazlıkta böyle kısa mesafe gideceksiniz. Markete gideceğim, arkadaşlarımla eğlenmek istiyorum ya da işte yazlığın orada bizim geniş bir alan var, go-kart aracıyla böyle gezeyim eğleneyim gibi bir şey istiyorsanız Regal'i alabilirsiniz. Fiyatı da gerçekten diğerlerine baktığımızda çok ucuz kalıyor. Elektrikli araba istiyorum, gerçekten araba istiyorum diyorsanız, uygun fiyatlı elektrikli araba bakıyorsanız gerçekten 900 bin liralarda Dacia Spring de güzel bir seçenek olabilir. Orta segmente geçtiğimizde elektrikli bir araba istiyorum, iyi de bir araba olsun, BYD'yi kesinlikle tercih edebilirsiniz. Bence elektrikli arabalarda fiyat performans da en iyi şu an BYD diyebiliriz. Tesla tarafında da elektrikli araç istiyorum ama daha böyle teknolojik olsun. Performans olarak da bu arada böyle hani bastığımda birazcık hızlanayımı seviyorsanız Tesla'da böyle inanılmaz bir ivmelenme yaşıyorsunuz ki benimki uzun menzil sürümü performans modeli olmamasına rağmen gayet yeterli, gayet eğlenceli geliyor bana. Pahalı segmente geçtiğimizde de tabii ki hocam param var, ben ikinci araba olarak alacağım, kullanırım diyorsanız Taycan'ı da tercih edebilirsiniz. Çok param var diyorsanız zaten hani bu videoyu izleyen Rolls Royce alabilecek insan var mıdır ben bilmiyorum ama varsa hocam kendinize alın bir tane şundan, bir tane de bana hediye alın lütfen. Ya da kendinize alın bir 3-5 tur haber verin, biz de gelelim binelim bir gezmiş olalım şununla. Hepsi çok güzel arabalar. Sizin favoriniz hangisiydi mutlaka yorumlarda yazın. Ayrıca 11 milyon almamıza çok az kaldı. Hemen abone olun. 11 milyon yapalım bizi el birliğiyle. Sonra 12'ye, 13'e, 15'e, 20 milyona gideriz. Hadi görüşürüz. See you lar.